Herkese merhaba, Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün gördüğünüz gibi mavi yazmam var. Çiçeklerim pembe, sarı ve bu şekilde maviden oluşuyor hanımlar, gördüğünüz gibi. Yazmam Cenk'in yazması hanımlar. Hemen renklerimi sizlere göstermek istiyorum. Yeşil altın başağın 383 numara. Ben genelde bütün yazmalarımda bu rengi kullanıyorum. Bu şekilde mavim, sarım ve pembem var. Maalesef ki içinde renklerinin bilgisi olmadığı için size renklerin bilgisini veremeyeceğim, numaraları olmadığı için. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben yazmalarımda zürafa kullanmıyorum. Öncelikle sık iğnemizi oluşturuyoruz. Başını iki kez doladım. Modelim oldukça zevkli bir model. Bir adet zürafamı oluşturuyorum. Zürafamı oluşturduktan sonra geriye dönüyorum. 4 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Sonrasında tekrardan 4 adet zürafamı oluşturuyorum hanımlar. 1 2 3 Dördüncü zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Dördüncü zürafadan tekrardan geriye dönüyorum. Tekrardan tepesine 4 adet pırpırımı oluşturuyorum. Modelimin taban kısmı bu şekilde. Herhangi bir başka araya da bir şey yapmıyoruz. Hemen pırpırlarınızın eşit bir şekilde olmasını da istiyorsanız baş parmağınız ve işaret parmağınızla destek alarak böyle bu şekilde oluşturabilirsiniz. Eşit bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi 4 adet oluşturdum. Tekrardan bakın 4 adet zürafamı oluşturuyorum. İki, üç ve dört. Dördüncü zürafamdan geriye dönüyorum. Sonrasında 4 adet tekrardan pırpırımı oluşturuyorum kızlar. Bu arada bugün 1000 aboneye ulaşmışız. Destekleriniz için, takipleriniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. 1000 abone olduğu zaman tanışma videosu çekeceğim demiştim kendi kendime. İnşallah sizlerle birlikte bir kahve yapalım ve içelim. Gördüğünüz gibi taban kısmım tamamıyla bu şekilde oluşuyor hanımlar. Ben şimdi kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum.
Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ben taban kısmımı tamamladım ve geldim bu şekilde göstermek istiyorum. Taban kısmım tamamıyla bu şekilde oluşuyor. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizi oluşturalım inşallah. Burada hatırlarsanız 4 adet pırpırımızı oluşturmuştuk. İkinci pırpırımızın içine batıyoruz. Öncelikle sık iğnemizi oluşturuyoruz hanımlar. Başını 2 kez doluyorum. Sonrasında bir sonraki pırpırımın içine batıyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan geriye dönüyorum. Böyle bu şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle minik bir pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrardan oluşturmuş olduğum pırpırın tepesine battım. Geriye döndüm. Aşağıya iniyorum. Geriye dönüyorum. Tekrardan aşağıya iniyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Ve aşağıya tekrardan iniyoruz hanımlar. Bunu bu şekilde iğnenizle ayarlayabilirsiniz. Yukarıdan şarjımın azaldığına dair mesaj geldi. Sonrasında tekrardan biraz orta boy bir pırpırımızı oluşturuyoruz hanımlar. Bakın şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Biraz büyük, biraz orta diyelim. Sonrasında tekrardan bir adet minik pırpırımızı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi pırpırımı oluşturdum. Tekrardan tepesine batıyorum. Toplamda 3 adet sık iğne oluşana kadar yapıyoruz. 2 adet oldu. Sonuncu pırpırımızın tepesinde yaptıktan sonra çok güzel olmadı mı? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hemen ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sarı ipimi iğneme hemen takıp geliyorum hanımlar. Şöyle göstereyim. Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kelebeğimizi diyelim oluşturduk. Arasında hatırlarsanız bir adet pırpırımızı bırakmıştık. Öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Başını 2 kez doladım. Sonrasında bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırımı oluşturduktan sonra tekrardan başa geri dönüp burada kel olanımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan geriye bir daha batıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi tepesini bu şekilde oluşturuyoruz. Çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım açıkçası. Hemen ipimizi keselim.
temizleyelim ipimizi. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi sizlerle bir diğer rengimizi daha yapalım. Evet hanımlar, şimdi ben mavi ipimi iğneme taktım, geldim. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyorum. 2. pırpırıma da battım gördüğünüz gibi. Başını 2 kez doluyorum. Sonrasında bir sonraki pırpırımın içine batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan geriye dönüyoruz hanımlar. Açıkçası yapması oldukça zevkli bir model olduğunu düşünüyorum ben. Beğenirsiniz bence. Evet, şöyle gösterelim. Bir adet pırpırımı oluşturdum. Oluşturmuş olduğum pırpırın tepesine geriye dönüyorum. Tekrardan aşağıya batıyorum. Aynı yuvanın içine geriye dönüyorum. Toplamda 3 adet sık iğne oluşana kadar tepesinde yapıyoruz hanımlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi oluşturduk. Şimdi tekrardan 1 adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırımız küçük olmayacak. Gördüğünüz gibi tekrardan bu sefer küçük bir pırpır oluşturuyoruz. Pırpırımın tepesine battım. Aşağıya iniyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Tepesine battım gördüğünüz gibi. Son kez sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Oluşturdum. İplerimizi keselim. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Ben şimdi modelimi kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel olmamış mı? Açıkçası ben çok çok beğendim. Renklerin uyumuna da bayıldım. Hatta hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın çok güzel olmamış mı? Şöyle hemen ekran görüntüsü almak isteyenler bu şekilde ekran görüntüsü alabilirler hanımlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde sağ tarafa, sol tarafa gidenler için hemen şöyle tersinde göstermek istiyorum. Bu şekilde de sağ tarafa gidenler için zaten çok fazla bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi aynı tarafı. Ben bu modeli yazması karşı taraftan olursa, ne kadara yaparım sorusuna da gelecek olursak 350-400 arası yapabilirim. Bu tabii ki de yazma sizden olursa fiyatını daha farklı da fiyat verebilirsiniz. Hanımlar malum fiyatların, yazmaların fiyatları çok 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 pahalanmış. Evet hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarım sizlere emanet. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.